Merhaba Teknoloji izleyenleri, ben Burak. Bu videomuzun konuğu Rainbow aydınlatmaya sahip sanal 7.1 oyuncu kulaklığı olan Rampage Vandal modeline yakından bakıyoruz. O zaman haydi geçelim videoya. Evet, masamıza geldik ve Rampage Vandal oyuncu kulaklığını kutusundan çıkartacağız. PlayStation 4 ve PC platformlarında desteklediğine dair bir ibare bulunuyor. Rainbow aydınlatma olduğuna dair bir ibare. Alt tarafta da yumuşak kulak pedleri, 50 mm'lik ses sürücüleri ve sanal 7.1 ses teknolojisini içerisinde barındırıyor. Arka tarafta da yine belli başlı teknik özellikleri yer verilmiş. Şimdi kutusunu hızlıca bir açalım. Burada hiçbir zaman okumadığımız bir kullanım kılavuzu. Esnek mi? Esnek. Güzel bir kulaklık bizleri karşılıyor. İyi ki set olarak güzel. Bu tür hafif kulaklıkları seviyorum. Hem performansı da iyi olacağını düşünüyorum. Zaten detaylara yakından bakacağız. İlk olarak kablosundan başlayalım. 2.2 metre plastik kablo. Şu şekilde. Kasanız masanın altındaysa, biraz daha uzaktaysa sizden 2.2 metrelik kablo gerçekten işinizi görecektir. Kablo üzerinde de ses kumandası bulunuyor. Burada ses kumandasını görüyoruz. Bunun ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Kulaklığın tasarımına baktığımız zaman gerçekten de heybetli bir kulaklık olduğunu görebiliriz. Sağ ve sol kulaklıklar gerçekten büyük bir hacme sahip. Kulaklığın ağırlığına baktığımız zaman 288 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. Bu ağırlık birçok kulaklığa göre ortalama seviyede olduğunu söyleyebiliriz aslında baktığımız zaman. Uzun kullanımlarda elbette bir zaman sonra terletme, nemlendirme yapabiliyor ama ben herhangi bir baskı hissettiğimi hatırlamıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten de üst tarafı hem esnek, bayağı bir esniyor kulaklık şöyle gördüğünüz gibi. Kulağınıza taktığınız zaman herhangi bir baskı hissetmiyorsunuz. Bir tek sorun şurada yaşayabilirsiniz. Menteşe kısmı olmadığı için, daha şu şekilde esnemeler olduğu için, bu kafa yapınızın boyuna, uzunluğuna göre değişkenlik gösterdiği için bazen kısa kalabiliyor. Ama kulağınız içeri tam oturduğu zaman tamamdır bu iş deyip devam edebilirsiniz açıkçası. Malzeme kalitesi olarak da ABS plastik malzeme ile üretilmiş bir Vandal oyuncu kulaklığıyla karşı karşıyayız. Üst taraf metal olduğunu belirtelim. Hem esnemeye yardımcı oluyor hem de şu kısmı da koruduğunu belirtebiliriz açıkçası. Sağ ve sol kulaklık taraflarında da Rainbow aydınlatmayı görüyoruz. Rampage logosu ve çevresinde yandığını görmekteyiz. Kablo üzerinde yer alan kumanda sayesinde üst tarafta ses ayarı bulunuyor. Yani ses kontrollerini artı eksi tarafında yapabiliyorsunuz. Orta kısımda mavi bir LED aydınlatma yanıyor. Bu her zaman yanıyor. Bunu belirtelim. Yani mikrofonu açıp kapattığınız zaman veya LED aydınlatmayı açıp kapattığınız zaman bu da aynı şekilde açıp kapanmıyor. Direkt olarak USB'yi taktığınız zaman bu her zaman yanıyor. Kulaklığın çalıştığını belirten bir aydınlatma olduğunu söyleyebiliriz. Onun altında mikrofon, LED ve equalizer tuşları bulunuyor. Yani mikrofonu açıp kapatmak için, LED'i açıp kapatmak için, equalizer'ı açıp kapatmak için üçlü kombinasyonlu tuş var. Rainbow aydınlatmayı açıp kapatmak için de LED tuşunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Kulak yastıkları üzeri suni deriyle kaplı. Yastıkların içinde de süngerlerimiz bulunuyor. Yani süngerler de güzel çünkü sert bir sünger değil. Yumuşak bir sünger olmasıyla birlikte de uzun kullanımlarda sizi daha çok rahat ettirdiğini belirtebilirim. Ben herhangi bir sorun yaşamadım bu kulak yastıklarında. Ama yaz aylarında olduğumuz için elbette her kulaklık gibi bu kulaklık da aynı şekilde terletme, nemlendirme yapabiliyor uzun kullanımlarda. Kulak yastıkları oldukça büyük. Zaten ilk başta dediğim gibi kulaklık kısımları gerçekten hacimli bir alana sahip. Aynı şekilde de kulak yastıkları da geniş alana sahip görüyorsunuz. Yani epey bir açık. Her kulak yapısına da uyum sağlayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Benim kulaklarım ortaya oturduğunu belirttim. Yani herhangi bir dışarı taşma meselesi yaşamadım açıkçası. Genel olarak kullanım açısından bende sorun yaratmadı. Ses yalıtımı olarak da orta, normal seviyelerde diyebiliriz. Kulağınıza taktığınız zaman çok baskı hissetmiyorsunuz demiştim ya, hissetmemenizin sebeplerinden bir tanesi de ses yalıtımının orta seviyede olması. Çok baskı hissederseniz elbette ses yalıtımı bir tık daha iyi olabiliyor ama bu sefer de uzun kullanımlarda sizi rahatsız edebilir. 50 mm'lik ses sürücüleri bulunuyor sağ ve sol tarafta. Bu sürücüler de sanal 7.1 ses teknolojisini içerisinde barındırıyor. Özellikle FPS oyunlarından haricinde birçok oyunda da işinize yarayacaktır bu 7.1 çevresel ses teknolojisi. Özellikle ben CSGO oynadım ve bu CSGO sürecinde de sesleri
seslerin ne taraftan geldiğini kestirebiliyorsunuz. Oyun oynarken, müzik dinlerken, video izlerken, film izlerken işinizi görecek bir oyuncu kulaklığı olduğunu altını çizelim. Ses performansına yakından bakalım. Sürücülerin de ses performansına bu şekilde yakından bakma fırsatı yakaladık. Mikrofona gelecek olursak esnek yapılı bir mikrofon bizleri karşılıyor. Ağzınızın tam hizasına geldiğini söyleyebilirim. Esnek olmasına esnek ama diyelim siz gözünüzün hizasını görmek istemiyorsanız sol tarafa yatırdığınız zaman sabit kalamıyor ya. Tekrardan esneyerek ön tarafa düşebiliyor. Bu da sizin görüş açınıza geçmiş oluyor. Şimdi gelin mikrofon performansına yakından bakalım. Mikrofon performansını da sizlerle birlikte ilk defa ben de test edeceğim. Bakalım mikrofon performansı nasıl bir ses kalitesi sunuyor. Evet, şu anda Windows 11 üzerindeki kendi ses kaydedicisi programı üzerinden bu ses kaydını alıyorum. Rampage Vandal'ın üzerinde bulunan mikrofon performansı dinlediğiniz gibi performans sunuyor karşı tarafa. Discord gibi programlarda kullanabileceğiniz bir mikrofon aralığı mı değil mi, onu da siz karar verebilirsiniz. Mikrofon performansına göre evet, Rampage Vandal'ın mikrofon performansı da bu şekilde. Yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz nasıl bir performans, İyi mi kötü mü, size göre yorumlarınızı bekliyoruz. Son olarak oyun performansından bahsedelim. CSGO oynadım ve bu CSGO sürecinde de rakibin ne taraftan geldiğini hissedebiliyorsunuz ses açısından. 7.1 ses teknolojisi de aslında orada devreye giriyor. Sizi daha iyi bir ses kasmaya yöneltiyor baktığımız zaman. CSGO gibi FPS oyunlarında işinize yarayacak bir oyuncu kulaklığı açıkçası. Benim en sevdiğim yönlerinden bir tanesi elbette kulağa hiç baskı yapmaması. Uzun kullanımlarda rahat rahat kullanabileceğiniz bir oyuncu kulaklığı Rampage Vandal modeli. Bu videomuzun konuğu Rampage Vandal oyuncu kulaklığıydı. Bu videoyla birlikte de yakından bakma fırsatı yakaladık. Ürünle ilgili bütün detaylarını açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bye bye.